2010'dan bu yana ülkeye giren, kaynağı belirsiz yaklaşık 55 milyar doların sahibi ortada yok. Bir türlü açıklayamıyorlar. Bir kez daha soruyoruz. Bu 55 milyar dolar hırlının mı, hırsızın mı? Uyuşturucu baronlarının mı? Yoksa korunup kollanan rüşvet paraları mı? Kötü para iyi parayı kovar. Kötü para peşinden kötü sahiplerini de getirir. Bugün İstanbul uluslararası mafyanın hesaplaşma mekanına döndü. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da 5 Afgan elleri bağlı şekilde infaz edildi. İtalya'da 4 yıldır aranan uyuşturucu baronu Antalya'da yakalanıverdi. Ülkemiz uluslararası uyuşturucu ticaretinin, insan ticaretinin hem hedef hem de transit geçiş ülkesi haline geldi. Bu güzel ülke bu berbat tabloyu kesinlikle hak etmiyor. Ülkemizde yolsuzluğun da rüşvetin de halledilmesi için ilkin bunlara sebep olanların sandıkta halledilmesi gerekiyor. Onu da milletimiz çok yakında yapacak. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Değerli basın mensupları, Erdoğan gider ayak diline dış politikada bir sil baştan sözü doladı. Anlaşılan beyefendi bu sefer de sevgili Şebnem Ferah'ın şarkı sözlerini söylemeye niyetli. Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilişkilerin Haziran seçiminden sonra sil baştan ele alınabileceğini söylemişti. Dün de daha önce katil Sisi, zalim Sisi, darbeci Sisi dediği Mısır Devlet Başkanı Sisi ile sil baştan yapıverdi. Televizyonlarda ardından hıçkıra hıçkıra ağladı. Dört parmak yapıp meydanlarda selamlattığı Rabia'yı dün Katar topraklarına gömüverdi. Siyasetçi sonradan yeme ihtimaline karşı sözlerinin yumuşak ve tatlı olmasına dikkat etmelidir. Anadolu'muzda bununla ilgili çok güzel bir söz var. Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler. Bugün Erdoğan'ın gider ayak kirlettiği testiden su içmeye razı olması, pislettiğini temizlemeye çalışması, deliye süpürülmemek için dış güçlerle pazarlık yapma çabasıdır. Bunu buradan açıkça söyleyeyim. Bizim bu konuda tavrımız nettir. Mısır'la ilişkilerimiz, Suriye ile ilişkilerimiz, bölge ile ilişkilerimiz hızla normalleştirilmelidir. Tekrarlıyoruz. Siyasetçinin geçmişi sözlerine kefil olmalı. Sözleri ileride kendisinden davacı olmamalıdır. Erdoğan'ın geçmişi de sözleri de ortadadır. Erdoğan için tek bir öncelik vardır, o da koltuğudur. O koltuğu korumak için Erdoğan'ın yapmayacağı şey, vermeyeceği taviz yoktur. O nedenle Erdoğan'ın açıkları, zaafları bugün ülkemizin en önemli beka sorunudur. Erdoğan'ın fotoğrafı İçişleri Bakanı patlayan bombaları Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıyor. Taziyeyi asla kabul etmiyorum diyor. Aynı gün Erdoğan Endonezya'da taziye dilekleri için Biden'a teşekkür ediyor. Yani bu neyin nesi? Bunlar cami avlusunda başka, yurt içinde başka, yurt dışında başka konuşuyorlar. Millet bunların bu oyunlarından artık bıktı, usandı. Şimdi Erdoğan sil baştan deyince bu milletin çektiği onca acı, katlandığı onca maliyet silinecek mi? Hayır. Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma rüyasının milletimize faturası da sil baştan olacak mı? Sıfırlanacak mı? Yok, ne gezer. 5 milyon Suriyeli ülkemize girdi. Sosyal ve ekonomik dengelerimiz alt üst oldu. Suriye'den elini kolunu sallayarak gelen teröristler ülkemizde kol geziyor. Namus bildiğimiz hudutlarımız bunların elinde yol geçen hanı oldu. Perfore oldu. Teröristlerin isimleri bile Suriyelileşti. Bu süreçte yüzlerce askerimizi Suriye'de şehit verdik. Vatandaşlarımız canını yitirdi. Bu şehitler, bu canlar Erdoğan sil baştan deyince geri gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Yaşanmamış hayatlar, sevdiklerinden çalınan anlar hep eksikliğini hissettirecek. Bugün yine Mehmetçiğimiz Erdoğan'ın hatalarını telafi etmek için sınırların ötesinde canını ortaya koyuyor. Hem karada hem havada operasyon üstüne operasyon yapıyor. Dualarımız Mehmetçiğimizle.
Allah hiçbirinin ayağının tırnağına taş değdirmesin. Ukrayna'daki savaşın ardından bölgemizdeki dengeler değişiyor. Askeri harekatın yanında diplomasi de önem kazanıyor. Yeni dengelerin sağladığı imkanlardan bir kez daha dış politikaya, iç politikaya, iç siyasete alet etme hovardalığına kaçmadan başta diplomasi olmak üzere hareket etme zamanıdır. Bugün yine Erdoğan bir sürü laf etmiş. Ama sınırlarımızdan kaçak göç ne zaman sona erecek? Sınırlarımızın güvenliği ne zaman sağlanacak? Bu konuda ne Erdoğan ne de Fotoroman Bakanı hiçbir açıklama yapmıyor. Milletimiz asıl bunu merak ediyor. Erdoğan'ın hatalarından, pişmanlıklarından, sil baştan sözlerinden bir daha söylüyorum. Milletimiz usandı. Milletimizin istihap haddi doldu. Artık milletimiz sandıkta sil baştan yapacak. Sarayın kifayetsiz kibir abidesine yeter artık diyecek. Türkiye'miz sırtına tüneyen, Türkiye'nin sırtına tünediği için kendini dev sanan bu siyasi cüceleri sırtından attığı gün medeniyet ve refah yolunda dev adımlarla koşmaya başlayacak. İşte biz bunu yapmaya talibiz. Ülkemizi kısır tartışmalardan çıkarıp Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında feraha ve refaha kavuşmuş bir ülke yaratmak için milletimizden oy istiyoruz, destek istiyoruz. 28 Kasım'da altılı masayı oluşturan partilerin sayın genel başkanları, iktidara geldiğimizde yapacağımız anayasa değişikliklerinin yol haritasının paylaşılacağı toplantıya, kamuoyuyla paylaşılacağı toplantıya katılacaklar. Omuz omuza vereceğiz, aziz milletimizi hak ettiği feraha ve refaha kavuşturacağız. Biz hazırız, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru TVNET ve Rudav tarafından yönlendirilen bir ortak soru. O soru şöyle. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenledi. Pençe Kılıç Harekatı için sizin görüşleriniz nedir? Ayrıca bu soruya ilaveten A Haber'de şu eklemeyi yapıyor. Olası bir kara harekatı hakkında sizin görüşünüz ne olur? Şimdi bizim bu konudaki duruşumuz son derece nettir. Defalarca söylüyoruz. Konuşmamda da söyledim. İzaha da muhtaç değildir. Terör bir insanlık suçudur. Her türlü terör eylemini ve terör örgütünü lanetliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir. Ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur. Ve bu mücadeleden askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir. Milletimiz herkesin ne yaptığını zaten görüyor, biliyor. Bir kez daha Irak ve Suriye'de Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin diyoruz. Efendim TVNET tarafından yönlendirilen bir soru daha var. O soru da şöyle. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz hafta katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz açıklamasını yapmıştı. Çarşamba günü grup toplantısı sonrası da kazanabilir ama sağ seçmenden oy alamaz demişti. İYİ Parti'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadı ifade ediliyor. Siz bu yapılan açıklamalar kapsamında bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Ağıralioğlu şahsi görüşlerini ifade etmiş. Hep söylüyoruz, bu konuda kararı altılı masadaki altı partinin sayın genel başkanları verecek. Onun dışında her açıklama sadece söyleyenleri bağlar. Efendim bir soru da Halk TV tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ana muhalefet liderine hakaret etti. Ve hakaretler yargıya taşındı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı 200 bin liralık dava açtığını duyurdu. Sizin bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi mecliste kendi bütçesi görüşülüyor. Atanmış bakan çıkıyor. Sorulara cevap vermek yerine ana muhalefet partisi liderine ağzına geleni söylüyor. Ondan sonra da bütçe plan komisyonundan kaçıp gidiyor. Şimdi bu hakaretler kabul edilemez. Aslında bu Fotoroman Bakanı'nın sözlerinin ederi 5 kuruştur. Bugüne kadar da bu kadarlık dava açılmıştır. Fakat bunlar da
5 kuruşluk anlayış olmadığı artık ortaya çıkmıştır. Bu sefer Sayın Genel Başkanımız anlayacakları dilden konuşmuştur. 200 bin liralık tazminat davasını açmıştır. Belki biraz kendilerine çeki düzen verirler.